Selçuk Türk Yılmaz. Bunlar onlardı ve sandığa müdahale ettiler. Komplo teorisini seyredeli 22 yıl olmuş. Başrolünde Mel Gibson ve Julia Roberts oynamıştı. Onlar sözcüğü o kadar çok tekrar ediliyordu ki bir ara neredeyse ben kahramanın hayal gördüğüne inanacaktım. Kalabalığın ortasında karanlıktan gelen saldırılara karşı inancını kaybetmeden tek başına mücadele etmenin zorluğu her karede hissediliyordu. Filmi seyredene kadar sosyal hadiselerde sorumluluk almaktan çekinmeyen bir insandım. Karanlıktan gelen saldırılara karşı dayanıklı olmadığımız çok güzel işlenmişti. İdeolojik gruplara karşı mücadele etmenin de kendi içinde zorlukları vardır. Fakat ne olduğunu bilmediğimiz karanlık güçleri biz de onlarla anıyorduk. Onların kuvveti insanın kanını donduracak kadardı. Konuya uzak olmayan bizler için de film şaşırtıcıydı. Açıp baktım. Film 1997'de gösterime girmiş. Eş zamanlı olarak Türkiye'de de seyredilmişti. Nedense o günlerden sonra onların etkisi Türkiye'de daha da arttı. Nereden çıktıklarını ve nereden geldiklerini göremiyorduk. Tam darbe yediğimiz anda onların geldiğini anlayabiliyorduk. Onlar gelinceye kadar birileri bizi başka şeylerle meşgul etmeyi çok iyi biliyordu. Hem başka şeylerle meşgul ediyorlar hem de tesadüfen de olsa onları fark edenlerin etrafında derin bir sessizlik oluşturuyorlar. Biz aslında gerçekten görmüştük hem de bir iki kişi olarak da. değil İzmir'de çok erken bir zamandan itibaren bunlar, onlar dedik, yıllar sonra en acısı siz de yapamamışsınız be kardeşim lafını duymaktı. Güya biz başaramamışız. En yakınımızdaki insanlardan bile, hadi canım sen de diyenler çıktı. Bir gün her şey ortaya çıktığında görürsünüz diyorduk. Yanılmışız, her şey ortaya çıktı ama onlar yokmuş gibi davranarak zihinlerde bir gevşeklik oluşturmayı başardılar. 15 Temmuz gibi ülke varlığına yönelik en gerçek saldırı bile yok seviyesine indirgendi. Onlar her yeri ele geçirmiş. Seçimlerde kimin kazandığıyla elbette ilgileniyoruz. Yaşadığımız şeyleri yönetecek kişilerin tasvip edeceğimiz görüşlere, hedeflere sahip olması bizi alakadar ediyor. Ama şimdiye kadar kazananlarla ilgili bugünkü düzeyde bir tartış çalışma içinde olduğumuz görülmedi. Onlar en sonunda sandıklara da el uzattılar. Kazananı ve kaybedeni de biz belirleriz demeye başladılar. Alice karanlıktan gelen saldırıları anladığı zaman düğüm çözülmeye başladı. Babasının katiliyle birlik olup kendisi için canını vermeye hazır birini suçlu zanneden kız sonunda gerçekle yüzleşti. Bu gecikme neredeyse onun da canına mal olacaktı. 15 Temmuz'dan hemen sonra tiyatro, oyun gibi lafların çokça tekrar edilmesi onların anlaşılmasını engelledi. İhanete açık olan bir örgüt var ve bunlar her şeye rağmen sırıtarak yalan söylüyor. FETÖ'cü darbe girişiminden bir buçuk ay sonra mağduriyet ve masumiyet konulu yazılarla kamuoyunun dikkatini başka yönlere çekmeyi başardılar. İnsanların içinde şüphe oluştu. Darbe girişiminden önce bütün uyarılara rağmen FETÖ tehlikesini görünmez kılanlar sonrasında da benzer bir tavır içinde olmaktan çekinmedi. Bunlar onlar denildiği halde bir takım kavramların arkasına saklanarak kendilerini gizlemeyi başardılar ve tekrar tekrar hücuma geçtiler. Bu onların örgütlü bir şekilde hareket ettiğini gösterir kurumlar onların elinde olduğu için devlet mekanizmasını çalışmaz hale getirmeyi başarıyorlar. Kamuoyunu yönlendirmek bakımından da etkin olduklarını söyleyebiliriz. Bir grubun örgütlü bir şekilde sandıklara müdahale ettiği artık şüphe götürmez bir şekilde ortaya çıkmışken yine konu başka yönlere doğru kayıyor. Mahalli idareler seçiminde İstanbul'da 20 bine yakın oyun çalındığı tespit edildi ve bu tutanaklara geçti. Fakat onlar kazanan belli oldu mazbatayı verin demekte de bir sakınca görmüyor. Onlar arasından bir kişinin dahi örgütlü hırsızı sorgulamaması FETÖ'ye kol kanat germe aceleciyle örtüşüyor.'' açıkça alay ediyorlar. FETÖ her yolu deneyerek iktidarı ele geçirip ülkemizi Amerika'ya teslim edecekti. Seçim sandıklarına uzatılan eli görünmez kılarak sürekli baskı rejimi imasında bulunanların ülkemize ve coğrafyamıza yönelen tehditleri de gözlerden uzaklaştırmaya çalıştıklarını söyleyebiliriz. Onların adamı olmalarından bahsediyoruz. Bunu fark etmemiş olmaları düşünülemez muhakkak bir gerekçeleri vardır. Bu kadar farklı unsuru ancak örgütlü bir yapı bir araya getirebilir.''